Merhaba, operatör doktor Cem Kara, çocuk cerrahisi uzmanıyım. Yeni doğan bebeklerde sünnet için en uygun zaman ilk bir aydır. Aslında en doğru, en optimum zaman ilk 24 saattir. Bebek doğar, sağlıklı olduğunu ispat eder, akciğerinde, kalbinde herhangi bir problemi olmayan bebek ilk 24 saati doldurduktan sonra sünnet için uygun demektir. Sünnet yapılırken anestezi şart mıdır? Eğer ilk bir ayda yeni doğan sünneti dışındaki bir sünnetten bahsediyorsak evet şarttır. Çünkü çocuğun bu anestezi işleminden herhangi bir travma almaması, herhangi bir şey hissetmemesi, bu işi olabildiğince fark ettirmeden bitirmenin yolu, kuralı aslında hafif bir genel anestezi vermektir. Sünnet ameliyathanede mi yapılmalıdır? Steril ortam şart mıdır? Evet, bütün cerrahi işlemler için steril ortam şarttır. En azından ameliyathane vasıflarını taşıyan bir ortamda yapılmalıdır. Ama en doğru sünnet yeri ameliyathanede tamamen bir ameliyat ciddiyetiyle sünneti yapmaktır. Çünkü sünnet de önemli bir cerrahi işlemdir. Bezli bebekte sünnet sonrası idrar yapamama sorunuyla karşılaşılabilir mi? Elbette her çocukta, bezli bebekte de, büyük çocuklarda da sünnetten sonra idrar yapmada zorluk veya idrar yaparken korkma durumuyla karşılaşılabilir. Aslında sünnet idrar yoluyla ilgili bir işlem değildir. Çevresiyle ilgili bir işlemdir. O nedenle özellikle büyük çocuklarda sünnet sonrası idrar yapma ile ilgili bir korkma durumu olmazsa sorun yaşanmaz. Bezli bebeklerde ise ağrı kesiciyi doğru zamanlamayla ve doğru miktarda verdiğimizde ağrı hissetmeyen bir bebek hayır idrar yapma sorunuyla karşılaşmaz. Sünnet sonrası Vatikon kullanılır mı? Sünnet sonrası Vatikon hiç kullandığımız bir ilaç değildir. Aslında ameliyat sonrası yara bakımlarında Vatikon'un kullanıldığı yerler vardır. Ama sünnet sonrası Vatikon'un yerine daha çok ağrı kesici kremler ya da steril etmeyi sağlayan antibiyotikli pomatları tercih ederiz. Sünnet sonrası kesilen et parçası ne yapılır? Valla bu aslında toplumumuzda çok fazla konu edilmiş olan bir konudur. Ne yapılacağının kesin bir yeri yoktur. Evet, göbek için bir yer var. Onu okusun diye istediğiniz üniversitenin bahçesine atabilirsiniz. Ama sünnet derisini ne yapacağınız size kalmıştır. Klamp sünneti yeni doğan bebeklerde uygulanan bir sünnettir. Klamp sünnetinden sonrası bakım nasıl yapılmalıdır sorusunun cevabı aslında çok basit. Genellikle hiçbir şey gerekmez. Çünkü klamp sünneti ya da yeni doğan sünnetleri oldukça basitleştirilmiş bir yöntemle yapılan, genellikle dikişsiz yapılan sünnetlerdir. O nedenle ya çok basit bir pomat kullanılır ya da hiçbir şey kullanmanıza gerek kalmaz. Sünnetten sonra iltihaplanmayı nasıl anlayabilirim? Sünnetten sonra iltihaplanmanın olabilme olasılığı aslında oldukça düşüktür. Çünkü bölge iyi kanlanabilen bir bölgedir. Enfeksiyon ihtimali oldukça azdır. Hele steril ortamda, uygun şartlarda yapılmış bu sünnette bu olasılık çok azalır. Ancak sünnet sonrası iltihaplanmanın olup olmadığını anlayabilmenin en önemli kuralı ateşin olmasıdır. 39 dereceleri bulan yüksek ateşle karşı karşıyasak ve ateşin belli bir odağı yoksa evet sünnet sonrası bu ateş sünnetle ilgili olabilir diye düşünülmelidir. 7 yaş sünnet için uygun bir zaman. Aslında 5 yaşın üzeri doğru zamanlamadır. 7 yaşta 12 yaşta bizim toplumumuzun alışkın olduğu zamanlardır. Tabii ki yeni doğan sünnetini de hatırlatmak lazım. Orayı kaçırmayın.